Efendim damadın başına gelmeyen kalmadı. Gerçekten gelmeyen kalmadı. Kına gecesi eğlencesinde önce arkadaşlarının yumurtalı saldırısına uğradı. Sonrasında da un dökülen o baştan aşağı sirke, su, zeytinyağı ve ayçiçek yağı döküldü. Kısacası bir tek damadı kek kalıbına koymadıkları kaldı. Başında yumurta kırdılar, un ve yağ döktüler. Helal olsun damat sana. Yetmedi, eline yaktıkları kınayı da başına sürdüler. Tüm bunlara sabırlı damadın gıkı bile çıkmadı. Arkadaşlar iyi eğlendiler. Bizler de sabrettik. Bir şey demedik yani arkadaşlarımıza. Dünya evine giren Yasin Kermen'in kına eğlencesi vardı. Ne olduysa eline kına yakılmaya başlandıktan sonra oldu. Damat arkadaşlarının yumurtalı saldırısına uğradı. Damadın çilesi bununla bitmedi. Un dökülen başından aşağı sirke, su, zeytinyağı ve ayçiçek yağı aktarıldı. Su dök, su dök, su dök, gözünü yak, su dök. Un, yumurta, yoğurt vesaire derken tamamen bir keke döndük aslında. Damat perişan haldeyken bile kınasını yakmaya devam ettiler. Ne oldu lan bu çocuğa? Hortumla başını yıkadıkları damadın temizlenmesi kolay olmadı. Bulaşık deterjanıyla 3 kere yıkanmak zorunda kaldık açıkçası. Çünkü malum sirke kokusu insan içinden çok kolay çıkmıyor. Arkadaşlarının şakası damadın karizmasını çizdi ama konuklar adeta gülme krizine girdi.